Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere sevilen şair Turgut Uyar'ın hayatını anlatacağız. Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927'de Ankara'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Turgut Uyar'dır. Annesi Fatma Hanım ve babası Hayri Bey'in 6 çocuğundan 5.sidir. Babası orduda harita binbaşısı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Ankara'nın ilk Latin alfabesiyle yazılan sokak levhalarını geceler boyu çalışarak yazmış bir hattattır. Türk edebiyatının en sevilen şairlerinden olan Turgut Uyar, babasının görevinden ötürü ilk öğrenimini farklı şehirlerde, farklı okullarda okumuştur. Ortaokulu ise maddi sebeplerden ötürü yatılı askeri okulda okumuştur. Lisesi Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde okumuş. 1947 yılında da Askeri Memurlar Okulu'ndan mezun olmuştur. Askeri liseye gitmekte olduğu zamanlardaki mutsuzluğunu şu sözlerle dile getirmiştir. Asker okullarında hiç mutlu olmadım. Genellikle yatılı okullarda mutlu olan çocuk yoktur sanıyorum. Başkalarının, hatta somut başkalarının değil de hiç kavrayamadığım bir otoritenin belirlediği ve çoğu zaman saçma bulduğumuz bir şeyler yaşamak. Yine 1947 yılında İlk eşi Yezdan Şener ile annesinin isteği üzerine evlenmiştir ve bu evliliğinden 3 tane çocuğu olmuştur. Askeri memur olarak Kars, Samsun ve Ankara'da görev yapmış lakin 1958'de hiç hoşlanmadığı bu meslekten istifa etmiştir. Sonrasında 1967 yılına kadar Türkiye Seliloz ve Kağıt Sanayi'nin Ankara Şubesi'nde çalışmış ve buradan emekli olmuştur. Aynı sene İstanbul'a yerleşen Turgut Uyar 1966'da eşinden boşanmıştır. Bu senelerde Cemal Süreya ve Tomris Uyar ile şiir üzerine mektuplaşmaya başlamıştır. Bu mektuplaşmaların sonucunda 1969 yılında Tomris Uyar ile evlenmişlerdir ve bu evliliğinden de bir oğlu olmuştur. Turgut Uyar'ın edebi hayatı çocukluk yıllarında başlar ve ilk şiir denemelerini ilkokul yıllarında yapmıştır. Ortaokul ve lise yıllarında günde 3-5, haftada 15 şiir yazdığı bilinir. Bu dönemlerde roman denemeleri de yapan Turgut Uyar, roman yazarken sıkıldığını söyler ve roman yazmayı bırakır. Lise son sınıfta yazdığı şiirlerde Ömer Hayyam, Yahya Kemal, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim gibi şairleri taklit ettiği görülür. 1946'da dönemin güncel şairlerini okumaya başlar ve bu durumu "Günümüzün şairlerini okudum da sevindim." oh dünya varmış dedim sözleriyle dile getirir. 1947 yılında yazdığı Yat şiiri 7 gün dergisinde yayınlanmıştır. 1948'de Kaynak dergisinin başlatmış olduğu bir şiir yarışmasında Arzı Hal adlı şiiriyle katılmış ve ikinci olmuştur. 1950 yılında ilk şiir kitabı Hal ve Akşam Üzeri Türküsü adıyla yayımlanmıştır. Ve ikinci kitabı Türkiye mi de 1952 yılında piyasaya sürmüştür. Turgut Uyar şiirlerinde edebi dilini çok güzel kullanmış, duyguları çok derinden hissettirmiştir. İlk dönemlerinde her ne kadar her yazar gibi diğer yazarlardan etkilenmiş olsa da sonrasında kendine özgü dili, temaları, anlatım biçimiyle büyük bir farklılık yaratmıştır. En sevilen şiirleri dünyanın en güzel Arabistan'ı, Divan, Göğe Bakma Durağı ve Büyük Saat adlı kitaplarında yazılı olanlardır. Turgut Uyar 22 Ağustos 1985 yılında Siroz'dan vefat etmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.